Bu arada arkadaşlar, benim param vardı ya artık yok. Çünkü Tesla sonunda 35 bin dolarlık arabalarını açıkladı. 6 ay sonra Türkiye'ye gönderecekler. Anladın. Oy. Gökhan çok teşekkürler, dördüncü ay için canımsın. Yeni abonemsin. Eyvallah abi. Daha arabayı almadım. Daha arabayı almadım. Ama yani istediğim araba sonunda üretilmeye başladı ve satılmaya başlandı. Bir Tesla çekilişimiz yok mu? Tesla çekilişi yok da çekilişle isterseniz bindirebilirim. Bir tur. Subway ama sablarla Tesla'da gezdireceğim. Nasıl? Bir tur. Bir tur Tesla'mız var. Öyle. Ha neyse. Ya şöyle söyleyeyim. Araba 30 32 bin. Araba 32 bin ama onun üzerine şey eklenecek. Şimdi ben pleb olmadığım için autopilot takacağım ona. Bir de hem autopilot, pardon, ilk önce sensör takıyorsun, sonra autopilot takıyorsun. O da 12 bin dolar. Oldu mu sana 42 bin? Ben bu arabayı alamam. Geçmiş olsun. Bitti abi. Abi. Nerede şarj edeceksin ki? Onların hepsinin planlarını yaptım. Bu arada ciddi ciddi, ben büyük ihtimalle çıktığı zaman Türkiye'ye gönderebildikleri zaman alacağım. %100 vergi var Amerikan arabasında. Evet, o kalktığı zaman alacağım zaten. O kalktığı zaman alacağım zaten. Ha, şeyi söyleyeceğim. Nasıl elektrik masrafı, carçut filan, onları yalnız Türkiye direkt yollamıyorlar. Yollama masrafı sana ait. Evet biliyorum ama 10.000 TL gibi bir şey o. Yani arabanın yanında o kadar pahalı değil o. Yine pahalı, 10.000 TL. Oh! Ama yani şöyle söyleyeyim, 2080 Ti 10.000 TL'den daha pahalı. Evden uzatma çekersin. Yapabiliyorsun bu arada. Ha şey anlatıyordum. Şöyle bir şey var. Benim evimin yakınında Ramada var, otel. Ramada oteli yani şey, otopark olarak da kullanabiliyorsun Ramada'yı. 600 TL'ye Ramada'ya park edebiliyorum aylık. Ve oraya şarj et, oraya koyduğumda şey yaptığımda, oraya arabayı koyduğumda bana bedava elektrik veriyorlar. Elektrik şarj ünitesi var orada. Ya 600 TL'ye hem otoparkımı hem de elektriğimi hallediyorum. Arkadaşlar ama elektriği de hallediyorum. Ya yani benzin yani benzin olarak mis. 600 TL çok değil bu arada. Bizim burada otoparklar var ya, 900 TL falan çıkıyor. Bizim burada otoparklar Nişantaşı'nda ve Şişli'de otoparklar sikiyor adamı. Böyle eğiliyorsun, oh diye giriyor böyle. Gecelik kaldığı zaman arabalar gecelik kaldığı zaman 35 TL 40 TL şu anda. İnanılmaz pahalı. Ev bir saat arabada yayın yap. Amerika'dan gelen Tesla monofaz, Türkiye'de trifaz şarj edemezsin, uyumsuz. Amerika'dan almıyorsun, Avrupa'dan getiriyorlar. Sergit Yoda, çok teşekkürler abi abone olduğun için, canımsın. Yeni abonemsin. Eyvallah abi. Utku, çok teşekkürler ikinci ay, canımsın. Yeni abonemsin. Eyvallah abi. Biz sablar olarak bilemeyecek miyiz? Abi işte sablara özel. Şimdi araba kaç? 5 kişi alıyor.
Yani sağ tarafıma tier 3 ve VIP'leri alacağım. Ön koltuğa. Arka koltuğa 5 kişi sıkışırsınız. Paso 5 kişi sablar değişecek. Öyle düşünün. Modlar ön kaputa. Modlar ön ve arka kaputa abi. Günün cenabeti arka kaputa, bagaja, ön kaputa şanslı olanlar. Tier 2'ler nerede? Tier 2'leri arkadan kızakla çekeceğiz. Oy! Flaxer, tamam, bakarım az sonra. Plebler de torpidoya girecek. Yedi koltuklu arabayı al, Ataköy Taksim'de olmuş yaparsın. Tier 3 aboneler yanımda oturuyor. Tier 3'ler direkt yanımda oturuyor. Yok, solcumun, hallederim ya yarın ben onu. Yok, Tier 1'ler arka koltukta işte. Viteste giderim. Vites yok oğlum, var arabada. Anla ki plebler yazık oldu. Yeni testte 15 kişi sığma challenge diye YouTube'a at, 10 milyon temiz. İyi dedin. "2019 elektrikli araç keyifli mi? Benzin hala daha ucuz." Değil oğlum, 600 TL diyorum. Ben abine benzin dolduruyorum. 240 TL ödüyorum lan. A1 lan, göt kadar araba 240 TL doluyor. Nasıl daha ucuz? İki kere doldurduğun anda sıçtın zaten. Ben otopilot olurum. Kaç motor peki A1? 1.6. 144 beygir. Şirket dışına gitmen gerekiyorsa ne yapacaksın Tesla'yla? Gidebiliyorsun. Oğlum şeyler var. Yani elektrik üniteleri falan var. İstanbul'da. A1'i satacak mıyım? Satarım büyük ihtimalle. A1'i satarım büyük ihtimalle. Abi bugün öğrenci evime 400 lira elektrik faturası geldi. Affedersin ama sen öğrenci evinde falan değilsin abi. Bak, ben PC paso açık tutuyorum, yayın yapıyorum, bilmem ne yapıyorum. Bana gelen elektrik faturası şu ana kadar 220'yi aşmadı. Yani 400 TL elektrik faturası için dildon paso açık olması lazım. Başka hiç manası yok. 400 TL elektrik faturası ne oğlum? Hani paso böyle dönmeli yani o. Çok pahalı oğlum, 400 nasıl yaptın lan? Bitcoin mine'lı değil mi? Geçmiş olsun ulaş, ne diyeyim yani, maşallah yani, ısıtıcı mı ondan açtın? Şey mi yaptı? Bak, ısıtıcı olabilir. Doğalgaz yerine ısıtıcı mı açıyorsunuz? Bak, o zaman mantıklı. Bu arada benim doğalgaz 220 TL gelmiş. Anasını sikeyim. Ah! Çok geldi. Evet, ısınsa bari. Isınmıyor da. Bugün kapattım bu arada doğalgazı. Oğlum doğalgazı aç kapı amele oldu artık ya. 2 gün önce kar yağdı. 60'a çektim götümüz donmasın diye. Bugün de alev aldı. 30'a çaktım geri. Altına da çok teşekkürler abi bunun için, canımsın, en iyi abonemsin. 60'a çekmemin sebebi şuydu. 60'a çekmeden önce yine 30'daydı. Kar yağdı, buz gibi oldu ev.
Hani akşam kar yağmış abi, ne yapayım ben? Sabah bir kalktım götüm donuyor. Loki de donuyor. Hani hızlı ısınsın diye 60'a çektim. Sonra bir baktım tekrar sıcak oldu. Tekrar aşağı çektim 30'a.